Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Hepinize selam olsun. Şimdi Antalya'daki Ümit kardeşimizin ben motorunu topladım arkadaşlar. Geçen gün videosunu attım. Arızasını da gösterdik. Bunu çözememişler. Çözemedikleri için de sen testi kaçık deyip bahane uydurmuşlar. Çamur atmışlar. Bunu göstermiştim size. Şimdi biz ne yaptık? Sibopsuz üst kapak taktık arkadaşlar. Dediğim gibi o kapak, bir saniye o kapağı da göstereyim size tekrardan. Evet, kapağımız bu. Arkadaşlar bilmiyorum görünüyor mu, bakın. Diş kaptırdıkları için gördünüz mü? Bakın orası bozuk. Diş kaptırdıkları için bakın zaten yağ kaçıran yerde belli. Görüyorsunuz sindir üst kapağın arkasına kadar gitmiş. Oradan bu motor kompresör kaçırıyor, fıs fıs yaptığı için motor, sol taraftaki motor gitmiyor arkadaşlar. Yani motor düzensiz çalışıyor. Düzensiz ateşleme yaptığı için bu motorda Ümit kardeşimiz sıkıntıya düşüyor. Biz şimdi burada yaptığımız motorların testlerini yapıyoruz. Yaklaşık 3 litreye yakın, en kötü ihtimal 3 litre benzin harcıyorum arkadaşlar. Soğutuyorum, ısıtıyorum, soğutuyorum, ısıtıyorum. Testlerini yapıp biz kardeşlerimize altak şeklinde gönderiyoruz. Orada ikinci bir ayarı yapmıyor. Şu anda ben bu motorun çalıştıracağım. Hava ayarını vesairesini, rölantelerini, her şeyini ayarlayacağım. Yine söylüyorum arkadaşlar, motoru ısıtıp soğuttuktan sonra somun, sindir üst kapak somunlarını tekrardan sıkacağız. Ve egzozları tekrardan sıkacağız. Bunları unutmayacağız arkadaşlar. Tekrardan bir tabii yüklenmemek kaydıyla tatlı sıkı kontrollerini yapacağız. Şimdi biz bunu çalıştıracağız. Soğuduktan sonra tekrardan kontrollerini yapacağız. Bu kardeşimize göndereceğiz. Dediğim gibi iki tane sibopsuz üst kapak aldık. Arızalı olan kapağımız burada. Bu motoru çözememişler. Çözemedikleri için de ayarı da yapamamışlar. Bu motorun sentezi kaçık deyip bize bu motor geri geldi. Tabii ki öyle bir şey yok. Arıza tespitinde biz zaten gelir gelmez gördük. Ve size de videosunu çektik. Gösterdik. Her zamanki gibi biz yaptığımız motorların arkasındayız arkadaşlar. Benim motorlarım garantili. Grank kesti, grank koptu gibi şeylerde ben motorumun arkasındayım. Yaptığımız motorların da arkasındayım. Geçenlerde bir motor, yine yaptığımız bir motorda bir sıkıntı olmuştu. Onun da videosunu çektim. Bu kullanıcı hatasıyla alakalı şeyler arkadaşlar. Bakın bunlar kullanıcı hatası. Sen şimdi buna diş kaptırmışsın. Burada bizim suçumuz ne? Bu bizle alakalı olan bir şey değil. Motorun sentesinde, keçelerde, contalarda en ufak bir yağ kaçağı vesaire yok. Yalova'dan Emre kardeşimiz. Bu kardeşimize tabi biraz da motorlardan anlamak lazım. Bu kardeşimiz de anlamıyor. Bana videosunu çekti. Abi ellerine sağlık, motor çok güzel olmuş. Bak Emreciğim dedim, bu sağ ol, teşekkür ederiz. Ama dedim bak bu motorun yağı az. Yağına dikkat et. Egzozlardan duman çıksın bak dedim. Olduğu yerde de fazla gaz verme. Bu motorun dedim egzozlarından duman çıkmıyor diye bu kardeşimizi uyardık. Aradan bir iki hafta geçmeden yağsız benzin kullanmaktan, izleyen kardeşlerim bilir, geçen videolara gelsinler 3-5 videoya. Sindir üst kapağın söktük. İçi kupkuru arkadaşlar. Egzozun içi kupkuru. Buji kupkuru. Yani motor yağsızlıktan sarmış. Zaten hava sıcak. Biliyorsunuz. Hava 40 derecelerde. Ben aydın için söyleyeyim. 42-43 gördük biz. Bugün sadece bir 38 derece arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için de zaten sürtünme fazla. Bu motorda rodajda. Rodajdaki motor fazla ısınır arkadaşlar. O yüzden yağını dikkat edeceksiniz. Tırlamasına dikkat edeceksiniz. Motorun rodajı bittikçe biliyorsunuz motor meme isteyecektir. Meme ayarlarına dikkat edeceksiniz. Eğer motorun yağını koydunuz egzozlardan, zaten fazla yağ da iyi değil. Gramajını koyacaksınız arkadaşlar. Mesela Euro kartel şu. Euro Enduro kartel veya da Manos kartel, bu tarzda geniş kartellerde arkadaşlar memeleri ona göre büyüteceksiniz. Yani yağını bu sefer fazla koyarsınız bujiyi bozar. Ne yapacaksınız? Meme, mesela bunun memesini ben size söyleyeyim arkadaşlar, 110'luk meme var. Şimdi bu kardeşimiz çıkacak, kendisine de söyledim, yola çıkacak. Bas ya, şimdi üstündeki sindirler alışmış artık. Basacak, eğer kesme, zaten motor son gazda kesilme kasılma yapıyorsa bilin ki
meme istiyordur arkadaşlar. Bunu da bilin. Şimdi fazla meme de boğuma yapar. Zaten motor yerinden kalkmaz. Orada da zaten bunu anlarsınız. Şimdi bu kardeşimiz de yola çıkacak. Bunlara bakacak. Dediğim gibi biz Emre kardeşimize dedik. Bak Emre kardeşim, bu motorun yağı az olduğu yerde de fazla gaz vermiyor. Bu motor dedim sıkışır dedim. Dediğime de geldi. Yağsızlıktan dolayı motor sardı arkadaşlar. Geçenlerde şimdi onun memelerini de yönlendirdik. Memelerini de büyüttü. 120'lik memelere çıktı. Bir tarafı şimdi yine bu şimdi konu açıyor. Arkadaşlar her silindir aynı memeyi isteyecek diye bir kaide yok. Bu karbüratöre göre, silindire göre, motorun durumuna göre değişir. Şimdi sağ taraf biraz az duman çıkıyordu. Bana videosunu attı. Dedim ki onu 130'luk meme yapacaksın. O taraf iyi. O tarafı da 130'luk meme yaptı. Geçenlerde bir mesaj atmış WhatsApp'tan. Buradan da yine kendisine selam olsun. Abi eline koluna sağlık. Zevk alıyorum motordan. En ufak bir yağ kaçağı vesaire söz konusu değil. Sağ ol. Senden Allah razı olsun. Şimdi tat alıyorum. Motorda köpek gibi gidiyor diye bir mesaj atmış bu kardeşimiz. Biz herkesi yönlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi usta olarak bizim sözümüzü dinlemeniz gerekiyor. Eğer dinlemezseniz Emre kardeşimizin başına gelen şey sizin başınıza da gelir. Şu anda o kardeşimiz de zaten artık benim sözümü dinliyor. Bir şey olduğu zaman biz arkadaşlarla 7-24 arasındayız. 7-24 WhatsApp'tan haberleşiyoruz. Kardeşim hadi biz motoru yaptık. Sana güle güle böyle bir şey yok. Motor yaptığımız kardeşleriniz bilir. Ben kimseyi ilgisiz bırakıp tamam kardeşim bizim seninle işimiz bitti. Motorunu çalıştırdık. Öyle bir durum yok. Bizlik bu durumda biz motorların arkasındayız. Ve arkadaşlar bizde olan bir hatada ben işçilik yazmıyorum. Veyahut da benim motoru yaptığım kardeşlerim bana motor gönderdiği zaman da ben el gibi tutmuyorum. Burada da güzelliğimi yapıyorum. Yardımlarımı da yapıyorum. İndirimlerimi de yapıyorum. Kardeşlerimiz zaten bunu bilir. Şimdi konuyu açtı. Buralara geldik arkadaşlar. Yine bir bilgilendirme videosu oldu. Şimdi bu şeylerde de arkadaşlar bakın iki tane yeni buji taktık NKK. Hemen ateşlemesini falan da yenilecek. Ateşlemelerinizi de yenileceksiniz. Motor tekliyorsa bilin ki ateşleme sistemi arkadaşlar. Bu da sizin bilginize motor tekleyip patlayıp çatlıyorsa ateşleme sistemi ile alakalı olan şeylerdir. Çalıştırma videosunu birleştiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yine söylüyorum. Bu motorları yapan kazanıyor. Zamlar gelmek üzere. Dolar 34 lira oldu. Biliyorsunuz 32 liralardaydı. 31,5'lardaydı. Hiçbir zam görmedi. Durumunuz olmayabilir yaptırmaya. Ama parçaları alın. Koyun derim. Benden söylemesi. Arayın yardımcı olalım. Eski fiyatlarla devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Antalya'daki Ümit kardeşimizin motorunu çalıştırdık. Geyik marşımızı bastık. Biliyorsunuz bu motora sentezi kaçık demişler. Kuşuyu diş kaptırmışlar. Yalama yapmışlar. Sol taraf çalışmıyordu. Biz ayarlarını yaptık. Silindirlerini çalıp taktık. Şimdi biraz öleceğim. Sesini dinleteceğim. Bu da sentezi kaçıkken kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, ustalarımıza gelsin bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorun gaz işini gördünüz. Biz yaptığımız motorları her zaman arkasındayız. Motor saat gibi. Bu kardeşimiz kazasız belasız kullansın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.